Assalamualaikum, I'm back. Here is Nasser Adil. I am speaking to you from European Halal Expo 2018. Dear sisters and brothers, now we have here a company from Netherlands. They showed us Turkish nationality kıymalı mantı, Türkse tortellini, in Netherlands language. You see here Yılmaz Mantı. And now, inshallah, our visitors will come to us and we ask with them. I think she wants to speak in the Turkish language. And I can tell you about mantı. I am good in eating mantı. I'm the best one from them. And now, inshallah, we will test it for you. You see here there is a big one. There are two sizes. One size is bigger and the other size is a little one. You see it here, and I hope our sister will tell us what is the difference between the two. Inshallah, she's here. Welcome, sister. How are you? Fine, thank you. Sister, what's your name? My name is Gamze Yılmaz. Mashallah. Okay, yeah, we make it in English or in Turkish. What's your language? Turkish. Turkish. Tamam o zaman. Türkçe dilinde devam edelim. Burada görüyorsunuz Yılmaz Mantı. Anlatın bize Yılmaz Mantı için ne söyleyebilirsiniz? Elinizi alın, bir de dayak tutun böyle. Yaklaştım biraz. Yaklaştım. Evet. Yılmaz Mantı 2012 yılında başladık. Biz böyle marketlerde mantı olmadığını fark ettik ve çok sevilen bir lezzet bu. Hani Türk mutfağının yani eşsiz lezzetlerinden biri ve yani bunu insanlar arıyordu ve elde yapması çok zor. Yani bayağı zor derken hani zahmetli. O yüzden bunun işte biz seri üretim için makine aldık. Makineyle birlikte üretim yapıyoruz. Seri üretimine başladık. Ve taze olaraktan bunu direkt difrize donduruyoruz. Sonra da paketleyip Türk marketlerine dağıtımını yapıyoruz şu anda. Amacımız hani millet, insanlarımız taze mantıyı bu şekilde mutfaklarına getirsin, pişirsin, yesin. O şekilde. Yani maşallah böyle diyorsunuz yani dondurulmuş halde. Sonra yiyecek zaman taze halde yesinler insanlar yani kalite olarak. Peki de burada iki fark gördüm. Küçük mantı bir de büyük üçgenli mantı. Bunun amacı nedir? Niye iki tane çeşitiniz var? Şimdi bu şuradaki gördüğünüz yani bohça mantı dediğimiz kıymalı. %100 sığır etinden yapılmış oluyor ve işte o diğeri de üçgen şeklinde, o da patatesli çeşidimiz. Yani vejeteryan tercih edenler için daha çok bu patatesli mantıyı üretmeye başladık. Yani öyle, o şekilde. Peki kalite hakkında ne söyleyebilirsiniz? Çünkü yani böyle ev yapımı zor oldu. Ben de biliyorum, hanım ya da annem diyorsa yürü mantı yapalım, ben yapamam çünkü çok zor, küçük böyle çalıştıracaksın, zaman alıyor. Yediğin zaman hızlı bitiririz tabii ki, herkes bunu biliyor. Kalite hakkında ne söyleyebilirsiniz yani hamur, et? Şu şekilde etimiz %100 helal olmak üzerinde Tuna mezbahasından alıyoruz. Ve el yapımından farklı olmamak suretiyle işte bu işi yapıyoruz. Yani gelen tepkiler de insanlar yediği zaman hani el yapımı tadında buluyorlar. Ve hamurunu özellikle çok beğeniyorlar. Hamuru hani böyle ağızda dağılan ve kıymanın tadı yoğun olan bir mantı diye biliyorlar. Yani özelliğimiz yani gerçekten ev yapımı tadında olması, işte kıymanın güvenilir olması İşte aynı şekilde patates hakkında da diyebilirim. Sonuçta hamurumuz aynı. Her zaman aynı lezzet ve kalitede üretim yapıyoruz. Ve inşallah ileride de farklı çeşitlerimiz de olacak. Tamam, o zaman siz görüyorsunuz burada işte kalite hakkında. Ben bu kalite deneyeceğim inşallah. Tabii ki o olmadan olmaz. Bize buraya getirdiler yani mantı deneyeceğiz. Ben de çok mantı denedim zaten diğer şirketlerden de. Bakalım bunun tadına, lezzetine, hamuruna, yürekte nasıl duruyor. Size söyleyeceğim az olunca. Bir de Almanca dilinde söyleyeceğim bunu. Wir haben gerade hier eine Reportage gehabt über Yılmaz Mantı. Das ist eine Firma hier in Holland. Und sie haben halt bemerkt in die Einkaufsläden und Geschäfte, dass kein Mante verkauft wird und kein Mante vertrieben wird. Und sind dann auf die Idee gekommen, Mante in bester Qualität, also Mante ist eine türkische Spezialität. Das ist ein bisschen Teig mit ein bisschen Faschierten drin, mit Gewürzen spezial. Und natürlich wären das in verschiedensten Sorten und Geschmacksrichtungen, jeder hat seine eigene Art. Und ich habe schon viele Sorten von Manta probiert und ich habe sie vorhin auch gefragt, was der Unterschied ist. Ihr seht hier, man hat hier einmal Manta klein, das ist eine Spezialität, das ist Teig und Faschierten drin. Und auch für unsere Vegetarier, liebe Schwestern und Brüder, Manta mit Kartoffeln. Ja, also das sind Manta mit Kartoffeln, kein Fleisch drin, das ist hundertprozentig vegetarisch. Beides natürlich auch halal. Sie stehen auch mit ihren Namen dazu, dass der Teig wirklich und die ganzen Zutaten, was in diesen zwei Produkten drinnen sind, hundertprozentig in der Beschaffung, in der Herstellung, alles hundertprozentig halal hergestellt wird, so dass wir Muslime den Verzehr von diesen schönen Produkten mit ruhigem Gewissen zu sich nehmen können. Ihr wisst ganz genau, es wird auch erwähnt, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer seinen Magen mit Haram, also mit Verbotenen ernährt, werden die Gebete und Dua nicht angenommen. Und ich als Muslim, alhamdulillah, ich bin froh, dass ich solche Leute habe und solche Firmen habe. Wie ich auch vorhin erwähnt habe, 20% der Globalwirtschaft im Halal-Sektor vom Essen werden 20% vom Halal-Sektor, Halal-Food vertrieben. Also wir haben Anteil 20%. Und wenn wir uns wirklich halal ernähren können, alhamdulillah, wir brauchen keine Sorgen haben, dass unsere Gebete nicht angenommen werden oder nicht angenommen werden. Ich werde euch jetzt kurz verlassen und mit der Schwester ein Gespräch führen und ich werde mal testen und werde dann nachher ein Feedback geben. Tamam, o zaman ben şimdi bunu kameranın önünde deneyeceğim. Biz de böyle aramızda biraz sohbet edeceğiz. Yani devam ediyor çekim aslında. Evet. Bu sattığınız zaman soslar şey falan satmıyorsunuz yani sadece. Evet, sadece o şekilde ama işte tam böyle hani insanlara böyle tattırıyoruz. Hani işte Türkler nasıl yapıyorsa ama tabii ki daha çok çeşitleri hani çorba yapan var bununla veya işte farklı şekilde sebzelerle birlikte sebzeyle birlikte veya sosla birlikte şampiyon saus diye var biliyor musunuz? Evet. Onun mesela hani İtalyan usulü de pişiren var. Hani çok çeşit yapabilirsiniz aslında. Doğru. Bir de bu gerçek hakikat et yani. Hakikat evet, evet. Bazen böyle şey et diyorlar ama et değil yani sığır et. Evet evet. Sığır kıyması kullanıyoruz genelde. İşte hani çoğumuz da hani koyun etini pek şey yapmıyor kokusundan dolayı tercih etmiyor. Yani biz de kesinlikle hani fazla içine fazla baharat katmıyoruz. Hani hepsi orta yollu. Hani içinde soğanı da var, baharatı da var ama hepsi böyle bir yani hani fazla olmamak suretiyle hani çok az. Hani sonuçta mantının güzelliği de o mesela bize diyorlar acısı az veya işte daha çok ben işte daha çok fazla pul biber olsun veya daha fazla karabiber olsun diye söyleniyor ama bize diyoruz ki o zaman hani üzerine sos yapıyorsunuz mesela hani sosun üzerine de katarsanız hani o şekilde aslında denklemiş olursunuz çünkü aynı bir çeşit olması hani bütün insanlara hitap eder. Yoksa acılı, acısız, hani... Yani denedik. Gerçekten lezzeti şahanedir. Bir de et, gerçek etmiş yani 100% diyelim sığır eti, kıyma. Baharatı da yerinde, çok baharatlı değil, az değil. Kız kardeşimiz burada söyledi, dedi ki çoğu böyle istiyor, öyle istiyor ama onu en güzel kendisi anlatın. Bunu da demek istedim. Hamuru da yenilik. Yediğin zaman gerçekten dondurulmuş olduğu halde, yani dondurulmuş olduğu gibi, yani dondurucudan çıkmadığı gibi, sanki aynen taze geldiği gibi o halde, yani annem yaptığı gibi kaynatır, pişirdi, bana getirdi, ben de yedim. O lezzet var bu şeyde, mantıda. Tavsiye edebilirim. Gerçekten midde de ağır gelmez. Lezzeti şahanedir. Bir de bu dediğin gibi bu baharatları, şeyleri orta yapma, bunu bir anlatın seyircilere. Evet, bizim kullandığımız malzemeler ve baharatlar orta yollu. Orta yollu kullandığımızın sebebi de herkese hitap etmesidir. Sonuçta üzerine sos yaptığınız zaman sosun içerisine az daha işte acılı seviyorsanız daha fazla pul biber katabilirsiniz. Veya işte başka baharatlar istiyorsanız bunları da ekleyebilirsiniz sonradan, işte salça sosuna veya tereyağıyla pul biber yakarsanız üzerine, o da çok güzel oluyor. Hani daha sonradan eklenebilir baharatlar. Biz orta yolunu seçtik çünkü mantı böyle hani her yaşa hitap eden bir lezzet. İnsanlar gerçekten seviyorlar. İnşallah da siz de seversiniz. Deneyin, tadın inşallah. Ich übersetze das so wie vorhin auf Deutsch. Das, was wir jetzt gegessen haben, diese Manta waren wirklich einzigartig. Und ihr müsst euch vorstellen, die Gewürze, der Teig und das Fleisch, es ist wirklich echtes Fleisch, 100%iges Rindfleisch. Und der Teig ist wie frisch, also nicht, man merkt nicht, dass das eine gefrorene Ware ist oder war. Das ist so, wie wenn das zu Hause frisch zubereitet wird und dann wird das gekocht und auf dem Teller serviert. Also der Verzehr war mashallah und er liegt auch im Magen nicht schwer, also man spürt das nicht. Ich habe schon mehrere Tiefkühlfrost-Mantas gegessen, nur was mich interessiert, die habe ich noch nicht gekostet, die mit den Kartoffeln. Aber inshallah, wir werden sie auch testen nachher. Ich werde die Schwester beauftragen, dass sie mir einen Teller zubereitet. Ich kann euch nur empfehlen, Yılmaz Mantı, ihr könnt sie auch auf unserer Seite unter Jafila International finden natürlich. Unser Webportal, ihr wisst ganz genau, einfach auf Jafila gehen und suchen. Was wollt ihr? Wir wollen Mantı, Jafila, ich will Mantı essen und ihr werdet inshallah Yılmaz Mantı finden. Wir vermarkten alles für euch, wir sind da, um euch zum Halal zu bringen, dass ihr leicht euer Halal Essen, Halal Urlaub, Halal Business, egal was ihr wünscht, findet ihr auf Jafila International. Ich bedanke mich auch bei der Schwester. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah size bol bol kazançlar versin. Gerçekten şahane bir mantı. Çok beğendim. Tavsiye ederim arkadaşlar. Selam olsun. Allah bereket versin. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler.